Biyolojide en çok adı geçen iki operon TRP ve lac operonlarıdır. Bu videoda triptofan üretiminde kilit rol oynayan TRP operonundan söz edeceğiz arkadaşlar. Triptofan bir çeşit amino Genelde hindi etinde bol miktarda bulunmasıyla adından söz ettirir. Neredeyse tüm amino asitler gibi triptofanda vücudumuzda çok çeşitli işlevleri olan polipeptitlerin ya da proteinlerin ham maddesidir. Şimdi de E. coli, diğer adıyla kolibasili denen ve vücudumuzda barınan bir bakteri türünden bahsedelim. TRP operonu işte bu E. coli bakterisinin genomu üzerindeki operonlardan biridir. Şema üzerinde gösterecek olursak işte şuralarda bir yerde. Şu minik kısım TRP operonu olsun. Hatırlayacağınız gibi bir gen dizisi ile düzenleyici bir DNA dizisinin oluşturduğu kombinasyona operon diyorduk. Sözünü ettiğim düzenleyici DNA dizisinde yani şurada promotör ve operatör adı verilen bölgeler mevcut. RNA polimerazın bağlandığı ve transkripsiyon sürecini başlattığı bu bölgeye promotör diyoruz. Operatör ise represörün bağlandığı bu bölgeye deniyor. Yani işte buradaki bu kısma bu özet bilgiler TRP operonunun işlevini anlamanıza yardımcı olacak. Peki bu genler neyi kodluyor? Bu genler triptofanın yapımında kullanılan enzimleri kodluyor. Enzimlerin kendilerinden çok daha küçük moleküllerin yapımında kullanılabiliyor olması sizce de ilginç bir şey değil mi arkadaşlar? Sonuçta bu süreçte iş gören enzimlerin kendisi aminoasitlerden oluşuyor ve başka özel aminoasit türünün yapımında kullanılıyorlar. Yani bence ilginç bir şey. İşte T, E, D, C, B ve A. Şemada da gördüğümüz gibi tüm bu kümedeki genetik bilgi transkripsiyonla kodlanarak mRNA'ya aktarılıyor ve ribozomlarda gerçekleşen translasyon süreci sonrasında ortaya çıkan bu enzimler triptofan biyosentezinde kullanılıyor. Şimdi bu süreçlerin nasıl işlediğine bakalım. Ortamdaki triptofan miktarının az olduğu durumlarda E. coli triptofana ihtiyaç duyar. Ne de olsa bu amino asit kendi proteinlerinin yapı taşı. Böyle bir durumda RNA polimeraz buraya promotöre tutunarak transkripsiyon işlemine başlar. Bu süreçte bu beşgendeki bilgi mRNA'ya kodlanır ve translasyon sonunda bu enzimler ortaya çıkar. Böylece Triptofan biyosentezi artar. Ortamda fazla triptofan yoksa triptofan üretmeye çalışmak gayet anlaşılır bir şey. Peki ya durum tam tersi olsaydı? Yani ortamda fazla fazla triptofan olsaydı arkadaşlar, etrafınızda diyelim bolca bulabildiğiniz bir şeyin aynısından üretmeye çalışmazsınız. Öyle değil mi? Yani bunun için enerji harcamak israf olur çünkü zaten bolca var. Dolayısıyla ortada bol miktarda triptofan varsa e. genomu triptofan üretmeye yönelik böyle bir transkripsiyona ihtiyaç duymayacak, kaynaklarını gereksiz yere harcamak istemeyecektir. Bu durumda triptofan bir korepresör molekül gibi davranıp bir represör enzime bağlanabilir. Represör de gelip şuraya, operatöre tutunduğunda RNA polimerazın transkripsiyon başlatmasına engel olmuş olur. Evet, süreç tam olarak böyle işler. Demek ki triptofanın bol miktarda bulunduğu bir ortamda şu minik dörtgenler triptofan olsun. Tabi gerçekte buna hiç benzemiyor ama şekillere çok da takılmayalım. Sonuçta bunlar sembolik şeyler. Anlatıma destek olmak için yapıyoruz. İçeriğin anlaşılmasını kolaylaştırmak için. Yine de tavsiye ederim internetten arayıp bulun ve gerçekten neye benzediklerine bir bakın. Harikulade görünüyorlar. Neyse. Ne diyorduk? Ortamda bol miktarda triptofan varsa triptofan ko reseptör rolü üstlenip TRP reseptörüne bağlanabiliyor ve üzerinde bir takım yapısal değişiklikler yaparak onu aktif hale getirebiliyor. Böylelikle reseptör operon üzerindeki operatöre bağlanabiliyor ve RNA polimerazı bloke ederek transkripsiyon işlemine başlamasına engel oluyor. Gördüğünüz gibi gayet iyi işleyen bir mekanizma ya da bir geri besleme döngüsü. Hatta geri besleme olmasına bile gerek yok. Mantık gayet basit ve etkili. Şöyle. Triptofanın bolca bulunduğu bir ortamdaysan triptofan üretme. Yeterince triptofanın varsa daha fazla triptofan yapma. Ortada triptofan yoksa represörün üzerine korepresörler bağlanmaz. O halde triptofan üretebilirsin. Triptofan gerçekten de ilginç bir şey arkadaşlar. Çünkü transkripsiyonun kontrolü geri besleme döngülerinin ya da buna benzer koşullu adımların söz konusu olduğu tek mecra değil. Mesela proteinler arasında transkripsiyon süreciyle hiç ilgisi olmayan geri besleme inhibisyonu diye bir şey de var. Hemen o şemaya geçelim. Evet, tabi bu fazlasıyla basitleştirilmiş bir şema. Örneğin şu bir triptofan e, prekürsörü. Prekürsör, önde olan, öncü anlamında kullanılıyor. Şemaya baktığımızda enzim 1'in prekürsör 2'ye, enzim 2'nin prekürsör 3'e, enzim 3'ün de triptofana dönüştüğünü görüyoruz. İşte sözünü ettiğim geri besleme inhibisyonu da böyle bir çerçevede gerçekleşiyor. Yani bu durumlarda triptofan buradaki enzim 1'e bağlanabiliyor ya da onunla etkileşime girebiliyor. Şöyle şekil üzerinde de gösterelim. Şu enzim 1'e bağlanan ya da onunla etkileşen triptofan. Artık böyle bir durumda enzim 1 prekürsör 1'den aldığı malzemeyi gerektiği biçimde prekürsör 2'ye dönüştüremiyor. İşte bu klasik bir geri besleme inhibisyonu oluyor. Yazalım. Geri besleme inhibisyonu. Evet. Aslında bu videoda anlattıklarım operonlar ve gen regülasyonu ile ilgili şeyler. Yine de bir parantez açıp triptofanın üretimine dair düzenleyici işlemlerin yalnızca transkripsiyon seviyesinde gerçekleşmediğine dikkat çekmek istedim. Tabii bu anlattığım kadar da basit bir süreç değil ama bu videoda daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Triptofan biyosentezinin regülasyonuna ya da düzenlenmesine yönelik bir süreç daha var. Atenüasyon. Bu kelime de zayıflatma anlamına geliyor. Atenüasyon transkripsiyon sürecinin başlangıcını değil sonunu etkiliyor. Deyim yerinde ise süreç prematüre olarak yani daha tamamlanmadan sonlandırılıyor. Yine de triptofan biyosentezinin en tipik örnekleri şurada yukarıda anlattıklarım. Yani triptofanın TRP reseptörünün koreseptörü gibi davrandığı süreç ile şuradaki geri besleme inhibisyonu. İşte bunlar.